Hünkâr. Hatice'm. Hayırlı sabahlar sultanım. Bağışlayın beni. Dün sizi karşılamaya gelemedim. Zira ayakta duracak halim yoktu. Gelir gelmez de üzmek istemedim sizi. Hayrola, rahatsız mısın yoksa? Sizinle konuşmam lazım. Ben sizi yalnız bırakayım. Kalırım. Zira mesele seninle alakalı. Üzere Nigar Hatun'u alıkoymuştum. Cezasını vermek için karnındaki günahsız Sabi'nin doğmasını bekledim. Çocuk ölü doğdu. Bir müddet sonra hatunun infaz edilmesini buyurdum. Ancak nasıl olduysa kurtulmayı başarmış. Hatta şu anda burada. Haremde. Ne demek bu? Bunu size Hürrem izah etsin hünkârım. Zira onu hareme getiren kendisi. Hürrem? Ben öldü sanıyordum. Kendi bana haber yolladı. Yardım istedi. Ben de kabul ettim. Buna mecburdum. Mevsubahis olan haremin itibarıydı. Burada gözümün önünde olsun istedim ki başına gelenleri sağda solda anlatmasın. Nigar değil. Sen anlatacaktın. Hünkârım, eğer Nigar'ın kalmasına müsaade etmezsek hadiseyi ifşa etmekle tehdit etti bizi. Ben asla tehdit etmedim. Şehzade Mustafa da yanımızdaydı. Dilerseniz ona da sual edebilirsiniz. Ben sadece bu kararı hünkârımız verebilir dedim. Siz gelene kadar beklemelerini... Yeter. İkiniz de susun. Sen o hatunu saraya nasıl getirirsin? İbrahim Paşa suçsuz ilan edildi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Nigar'ın ne günahı var? O da bağışlansın. Sana daha evvel de anlattım. Bu mesele Hatice'mle İbrahim arasında. Ben dahi dahil olmuyorken senin ne haddine? Gel. Aranızdaki bu husumet beni ziyadesiyle üzüyor. Bir an evvel buna bir son verin. Ben haremimde huzur istiyorum. Sizin bitmek tükenmek bilmeyen manasız kavgalarınızdan, çıkardığınız hadiselerden, meselelerden sıkıldım. Hünkârım. Dayan edin. Bir daha bu kavgaların içine görmek istemiyorum Hatice. Hanenle, ailenle meşgul ol. Nigar'a gelince layığını bulacaktır.